konuşmak bence de iyi olur. Evet, neye başlıyoruz bugün? Bugün de retrofit dedik. İnşallah bakalım. Ben de bilmiyorum. Volley'i biliyordum. Volley'den önce HTTP/URL connection üzerine çalışmıştım. JSON parçalama falan derken bunları biraz daha ileri seviyeye taşımak lazım. Şimdi bir GitHub'a bakalım arkadaşlar. GitHub bizim için gerçekten verimli dokümanları bulabileceğimiz, hazır kütüphaneleri bulabileceğimiz güzel, verimli bir kaynak. Buraya ne diyeceğiz? Retrofit. Bir bakalım Retrofit ile alakalı neler var. Retrofit'in geliştiricisi Squire. Squire üzerinde böyle bir sürü çalışmalar bulabilirsiniz. Android üzerinde gerçekten popüler, bilinmiş bir geliştirici topluluğu. 14 kişilik bir ekibi varmış. Squire'ı ben çok kullandım. Mesela Squire App'ın farklı kütüphaneleri de var. Android'de kullanabileceğiniz. Hocam bir gelir de var mı 14 kişi? Ne? Buradan bir gelir var mı? Retrofit'ten bir gelir de var mı? Yani gönüllü esaslı bu projeleri geliştiriyorlar. GitHub'a yüklenen çoğu projede gönüllü geliştirici topluluğun amacı insanlara katkı sağlayabilecek yardımcı araçlar üretmektir. Yani burada para kazanmayı ikinci plana bırakıyorlar. Gerçekten insanlara katkı sağlayabilecek projeler üretmek bunlar için esas. Bazı versiyonu da var mı? Tabii yapabilirler. Yani ben şunu üretebilirim arkadaşlar. Kendim kullanmak üzere bir tane kütüphane üretmişimdir. Yani kendim işlerimi kolaylaştırabilecek bir sistemdir. Kişisel olarak ben bu işten para kazanabilirim. Ama ben bunu insanlara da açarsam, hem kendi geliştirdiğim hem de başkalarının geliştirebileceği daha üst sürümlere, daha gelişmiş çalışmalara zemin hazırlayabilecek bir proje üretebilmesini sağlayabilirim. Ki o uygulamanın geliştirilmesi daha kolay oluyor. Farklı kişiler de projenize yeni özellikler katabiliyor. Yani projenizin zenginleştirilmesi daha kolay oluyor. Daha hızlı gelişim sağlıyor. Bir de daha fazla insana yaydığınız için projeniz biliniyor, artık popüler hale geliyorsunuz. Bu para kazanmaktan daha kıymetlidir. Yani mesela düşünün, ben bir kütüphane yazdım Retrofit gibi. Mesela Retrofit'i 500 bin geliştirici biliyor. Benim yazdığım projeyi sadece ben kullanıyorsam, herkese açmadıysam sadece ben bilirim. Arkadaş toplumuna yaymışsam sadece arkadaşlarım bilir. Ben bunu gerçekten verimli olduğunu düşünüyorsam, gider GitHub'a bunun açık kaynak kodlarını paylaşırsam daha fazla kişiye erişim sağlayabilirim. Gerçekten o projede tutmuşsa, böyle bir piyasada bir ihtiyaç varsa emin olun para kazanmaktan daha öte gidiyorsunuz. İnsanlar hem sizi tanıyor hem size yaptığınız projeye saygılılık gösteriyor. Yani gerçekten size saygı gösteren bir topluluk kitlesi oluşmuş oluyor. Bunu GitHub üzerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela Squire'ın gerçekten güzel çalışmaları var. Benim de burada kullandığım kütüphaneleri var. OKHTP var, çok bilinen. Retrofit. Picasso var. Picasso'yu kullanmayan yoktur. Android'de açık kaynak uygulama geliştiren bir kişi muhakkak Picasso'yu kullanmıştır. Ya da Glide'ı kullanmıştır. Bunun haricinde ne var benim bildiğim? OKHTP kullanmadım ama duydum. OKHTP, Retrofit. Retrofit'i de kullanmadım ama çok ismini duydum. Retrofit'i kullanan biri Glide'de kullanmamış olabilir. Yani araştırıyorsunuz açık kaynak HTTP client olarak kullanabileceğim Android'de hangi tür projeler var. Bunları baktığınız zaman böyle geliştiricilerin yaptığı çalışmalara muhakkak değinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Android üzerinde yaptığı çalışmalara bakalım. Java üzerinde seçersek. Kotlin ve Java üzerinde modern JSON kütüphanesi varmış. Moshi diye bir kütüphane. Daha önce kullanmadım, bilmiyorum. Yani bunları kullanımlarını bize sağladığı olanaklara bakmak gerekiyor. Gerçekten uzun uzun bazı şeyleri yazmanız gerekmez. Bir problemle karşılaştıysanız daha önce o problemi sizden önce karşılaşan kişiler olabilir. Yani bilgi olarak bizden gerçekten çok üst düzeyde olan insanlar muhakkak olacaktır. Yani biz bu işe başlayalı belki 1 yıl oldu. Belki 10 yıl önce benim karşılaştığım problemi karşılaşıp ona çözüm üretebilecek sistemler geliştiren geliştiriciler olabilir. Yani açık kaynak şekilde paylaşıyorsa
Biz de bu nimetlerden biraz faydalanalım. Bunların bazen açıklamalarına bakmak lazım. Retrofit'e değinmeden önce, madem Android 2 eğitimindeyiz, biraz da şunlara bakalım. Biz şimdiye kadar sürekli kod yazdık, kendimiz bir şeyler üretmeye çalıştık ama bizim için halihazırda üretilmiş sistemler neler? Bize avantaj sağlayan sistemler. Bunlara da bir bakalım. Android'de popüler kütüphaneler var. Muhakkak bir çalışma yaparken karşılaşabileceğiz, kullanabileceğiz türde kütüphaneler. Şöyle yazalım, most popular. Library. Bir de bunlar yıl yıl değişiyor. Mesela 2017'nin en popüleri, 2018'in en popüleri diyebilirsiniz. 5 tane sıralandırmışlar. Örneğin Gason kütüphanesi. İsmi kaç kişi duydu aramızda? Gason. Ben duydum. Ama kullanmadım. Daha önce duymadınız mı? Ben duydum. Gason, ben pek kullanmadım ama bir iki kere kullanmışımdır. Kullanmadım dediğim halde kullanmışımdır. Gason kütüphanesi şu kolaylığı sağlıyor. Bir Gason'ı serialize, deserialize edebiliyorsunuz. Yani şöyle düşün, biz Gason çıktı sağladık ya. Ya da bir JSON göndereceğiz. JSON tipinde veri. Mesela siz bir model ürettiniz. Getir setter'ları kapsülleme yaptığınız bir model. Bunu JSON formatına tek bir class'la çevirebiliyorsunuz. Ya da ne yaptık mesela? Volley kütüphanesinde string response bize JSON formatında dönüyordu. O JSON formatı doğrudan bir object formatında dönmesi gerekiyorsa bunu JSON kütüphanesi sağlıyor. Her birine string'leri yazmana gerek yok. Böyle string, integer, her birine getirini, setini JSON formatında mesela düşünürseniz user nokta get string, get integer yazıyorduk bunları. Bunları yazmanıza gerek kalmıyor. Şu şekilde yapınca bu size object'i zaten döndürüyor. Böyle bir kolaylık sağlıyor. İşlerinizi kolaylaştıracak kütüphaneler bunlar. Android'de sıklıkla kullanılan bir sınıftır JSON kütüphanesi. İkincisi retrofit demişler. Şöyle bir yapısı var. Volley en basit olduğu için ben size derste ilk Volley'i gösterdim web servis tarafından. Ama bu işi daha kaliteli hale getirebilmek için retrofit tercih edilir. Ben size diyorum. Mesela Volley var. Yazım kolaydır. Web servisi algılayabilmek için en kolay kütüphanelerden biri. Ama bunun daha ilerisinde bir kütüphane de var. Retrofit'i de öğrenin. Retrofit'i öğrenirseniz bu işi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Ya da anotasyonlar var. Bu işi yazılım diline uygun, mimarisine uygun en güzel şekilde dizayn edebilirsiniz. Kodlarınız daha hızlı çalışır, daha güvenli olur gibi sebepleri var. Hiç duymadım, şu an duyuyorum. Hocam yurt dışıyla Türkiye'de farklı gösteriyor musunuz? Ama biz bir bilgi öğreniyorsak bunu Amerika'nın, İngiltere'nin standartlarında öğrenmemiz gerekiyor. Bugün yeni bir kütüphane çıktıysa Türkiye şartında bu kütüphane kullanıldığı için öğrenmeyeceksin. Yurt dışında gerçekten bu kütüphane çok kullanıldığı için, tercih edildiği için senin de onu tercih etmen lazım. Türkiye standartlarında yarışacaksın ama dünya standartlarında bilgi öğrenmen lazım. Sürekli her gün, her dakika bilgi öğrenebilmeye açık olmak önemli. Ne diyor pek anlamadım. Anlayan var mı? Activity'ler, servisler, fragment'larda kullanılan internetle alakalı bir iş yapıyormuş. Network kütüphanesi herhalde bu. Notify falan demiş. Evet, internet bağlantısı var yok gibi işlemler yapıyormuş. Bir yukarı çıkar mısın? Evet, anladım. Ben olayı anladım. Mesela internet bağlantısı kesildiğinde herhalde internet bağlantısının kesildiğini gösteren bir activity olmuş. Evet, öyle bir proje paketi üretmişler. Bunu diyor ki receiver'larda kullanabilirsin. Yardımcı bir kütüphane internet bağlantısı var olup olmadığını denetleyen bir sistem. Bunu şimdi kullanırsam hocam. Şimdi şu aklıma kalan şeydi. Mesela bir GPS'te gidiyorsunuz bir yere. O bölgede mesela internet gittiği zaman event bus oradaki lokasyondaki Wi-Fi'den alarak kendinizi gösterebiliyor. Öyle mi?
Öyle bir şeyi de hatırlıyorum hocam okuduklarım arasında. Mesela bu benim başıma ne zaman karşı denk geliyor? Örneğin şu an geçen haftalardan bahsedelim. Biz giriş yaptık, kayıt olduk. Ama biz hiç şunu düşünmedik. O anda internet bağlantım yoksa ne olacak? Program çalışmıyor, hata veriyor. Ama bunu arka planda Java üzerinde yapıyor olsaydınız gerçekten internet bağlantısı kontrol etmeniz gerekecekti. Belki biz Volley'e güvendik. İnternet bağlantısı yoksa hata vermeyeceği için bir ekstra sorgu yapmadık. Ama normalde yazılımı kendiniz üretmiş olsaydınız internet bağlantısının var olup olmadığını denetlemeniz gerekecekti. Çok başıma denk geliyor. Mesela internet bağlantısı olduğunu düşünün. 3 saniye sonra internet bağlantısı kesilebilir. Metroda çok denk geliyorum. Bir uygulamayı açıyorum örneğin. İnternet var. 10 saniye sonra internet gidiyor. İnternet gittiği zaman da bir bakıyorum programda hatalar karşıma geldi. O anda network kesildiği için metroda da çok denk geliyorum. O anda hataları geliştirici düşünmeyebiliyor. Yani bu gerçekten kapalı bir zeminde uygulamanın çalışmayabileceği düşünmeyebilir. Ama o da açıklara sebebiyet verebiliyor. Arka planda network'ü sürekli denetleyebilmek önemli. Anlık. Böyle bir kütüphane demek ki ihtiyaç duyuyor. Başka ne demiş? Activity Android. SQL Statement falan diyor. Demek ki bu da SQLite'e yardımcı bir kütüphane. Bunu kullanabilirsiniz örneğin. User.save demiş. Insert into users. List user tipinde değer üretmiş. Users. Select from user class'ından execute. Çok kolay bir kullanım var. Aslında bunu öğrenmek lazım. SQLite'da ne yapmış? Select yıldız from diyoruz ya user tablosundan yeni bir user üretiyor herhalde. Bunu da execute ediyor. Execute ettiği değer büyük ihtimal array list tipinde dönüyor. Bunu da list user tipine kest ediyor. Atama yapıyor. Yani şu işin aynısını şu tek satırda yapmışlar. Yoksa biz uzun uzun bunları yazıyoruz. Universal Image Loader. Bunu da duydum ama kullanmadım. Birebir tam karşılığı Picasso ya da Glide gibi kütüphaneler. Dünkü de sinonimiz hocam bundan olabilir mi? Evet, alternatif olarak dünkü yaptığımız çalışmaya bu örnek gösterilebilir. Universal Image Loader. Bazen şöyle ihtiyaçlarınız olabiliyor. Bir resmi internet üzerinden yüklemeniz gerekebilir. Ya da Image View içerisinde hareketli resim yüklemek istiyorsanız, GIF yüklemek istiyorsanız Picasso'da GIF yükleyemezsiniz. Glide kullanmanız gerekir. Bazı durumlarda Picasso daha hızlı çalışır. Mesela Recycle View kullanırsanız Glide daha performanslı. Resimleri daha hızlı yüklüyor. Düşünün 5000 tane veriniz var. Her bir resimde satırda da resim olduğunu düşünün. Picasso custom işlemi yapıyor. Ön bellekleme sürecinde daha yavaş çalışıyor. Buna alternatif olarak gitmişler geliştiriciler bir de Glide üretmişler. Yazım birebir aynı. Bu tür hazır kaynak kütüphanelerini araştırın. Bunları sürekli araştırın ve bunları kullanmaya çalışın. İleri seviyede Android uygulama üretebilmek için, iyi bir geliştirici olabilmek için bu hazır kaynakları, kütüphaneleri iyi kullanabilen olmak önemli. Başka bir kaynağa bakalım ne demiş? Retrofit'i birinci sırada saymışlar. HTTP Client. Bu Moshi'yi yine saymışlar. Guess'in alternatif bir kütüphane herhalde. Guess'in 3.0 demiş Moshi için. Ne yaptı? Bir şeyler yapıyor burada. Anlayamadım ama iyi bir şey yaptığını fark ettim. Böyle hızlı hızlı bir sonuç aldı. Bir şey yaptı. HTTP Activity falan dedi. Bunu da notification olarak gösterdi. Anlık bir sonuç alıyor herhalde bir şeylerden. Hızlı çalışan bir HTTP kütüphanesi. HTTP History diyor. Anlık olarak yaptığım işleri loglayan bir kütüphane herhalde. Bunları biraz araştırırsınız. Mesela Glide. Ben kullanıyorum. Bunu da örnek göstermiş. Burada da mesela Picasso'yu kullanmamış.
Yani alternatif kütüphaneler. Glide'de şunu yapabiliyorsunuz. Normal bir resmi Drawable klasöründen açabilirsiniz. Bir file üzerinden açabilirsiniz. URL üzerinden açabilirsiniz. Glide bir de şunu yapabiliyor. Bir resmi crop edebiliyor. Ortadan kes. Ya da belirli ölçülerde pikselleri belirseseniz o resmi kırpabiliyor. Placeholder dedi. Gösteremezse, resmi bulamazsa neyi göstersin? Hangi nesne içerisinde göstersin? Image view. Böyle tek satırda. Hata almamızı engelliyor. Evet. Bir de web üzerinden normalde image view metotları içerisinde web üzerinden bir resmi açamazsınız. Yardımcı kütüphane kullanmanız gerekir. Ya da o kütüphaneyi kendiniz üretmeniz gerekir. Glide bunu sağlıyor arkadaşlar. Web üzerinden bir URL'in linkini yolluyorsunuz. Tek satırda image view o linki açıp gösterebiliyor. Çok kolay ve hızlı bir kullanım var. Bunları biraz araştırırsınız. Bu da gayet bilindik bir kütüphane. Bir süre sonra ileri seviyede Java bilgisi gerektirebiliyor bazı kütüphaneler. Mesela annotasyonlar Android Java'nın ikinci eğitiminde verilen bir eğitim içeriği. İleri seviyede Java bilgisi gerektirebiliyor bazı kütüphaneleri kullanmak. Şimdi bizim işimiz bu değil. Biz dönelim asıl olaya. Retrofit'le alakalı ne demiş? Android ve Java üzerinde kullanıyormuş. Doğrudan ben demek ki Retrofit'i Java üzerinde de kullanabilirim. Web sitesine bir giriş yapalım. Bakalım ne olacak. HTTP API'lerle haberleşebiliyor diyor. Şöyle öncelikle biz bu kütüphaneyi bir indirelim. Bakalım ne olacak. Eğer Java üzerinde doğrudan kullanırsanız Maven üzerinde bu jar dosyasını ekleyebiliyorsunuz. Ya da jar dosyasını doğrudan Java projesine dahil ederseniz kütüphaneyi kullanabiliyorsunuz. Gradle kullanırsanız Android üzerinde şu satırı kopyalayıp eklemeniz yeterli. Bir kopyalayalım bakalım ne olacak. com.squareup.retrofit2 retrofit2.5.0 Bu satırı bir kopyalayalım. Çalışmanın ismine retrofit kullanımı diyelim örneğin. Şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Sayfayı bulamadıysanız. Fotoğrafına ekliyorum. Synchronize now diyelim. Evet, yükledi kütüphaneyi. Bakalım bir main activity sınıfı içerisinde kütüphaneyi nasıl çağırabiliriz? Ya da hangi metotları var? Retrofit diyorum. Nokta. Builder diye bir sınıfı varmış. Demek ki bu nesneden, bu class'tan bir nesne üretip onun metotlarına erişebilirim. Builder diyelim. Eşittir. New retrofit builder. Builder nokta dediğim zaman metotları geliyor. Bu bana şunu hatırlattı. EditDialog.builder Builder eşittir EditDialog.builder Builder nokta dediğim zaman metotları geliyor. Benzer bir kullanım var demek ki. Yani şöyle düşünün. EditDialog.builder kullandığım bir nesne olarak ismini ADB diyorum. Eşittir new EditDialog.builder Get application context. Artık adb nokta diyerek metotlara erişebilirim. Benzer bir kullanım geldi. Retrofit nokta builder demişler. Artık builder nokta diyerek de metotlara erişebiliyorum. Güzel bir kullanımı var.
Bez Yören. Demek ki bağlanacağım adresi burada temsil edebiliyorum. Sadece fikir yürütüyorum. Bilmiyorum. Acaba nasıl kullanacağız? Neyse. Bunun haricinde retrofitle alakalı metotları class'ı var. Demek ki bütün işlemi builder üzerinden yapacağız. Bir bakalım neler demişler kütüphaneyi kullanım kısmında. Introduction. Şu adresi bir girelim bakalım. Burada bir JSON üretmişler. Şunu fark ettim. afi.github.com/user/username repo'ya tıklarsam benim tüm repolarımı demek ki web servis tarafında gösterecekler. Demek ki şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak. Benim username'imi yazıyorum. Evet. Şu adrese bağlan. Bu adres içerisindeki şu sayfalara git. Gelen değerleri list tipinde getir. Benim tüm repolarıma ait JSON çıktılarının hepsini ekrana yazdırdı. Tamam. Demek ki şunu kullanabiliriz biz. Retrofit. Retrofit eşittir. Retrofit.builder. Biz ne yazdık? Bilmediğim halde yazdık şöyle. Builder yazmama gerek yokmuş. Retrofit.builder. Biz de istiyor herhalde. Tamam yazdık. Şöyle de yapabilirsiniz. Tek satırda yazmak istiyorsanız nokta dediniz. Base URL yazabilirsiniz. Ya da builder nokta şeklinde de bu şekilde yazabilirsiniz. Ne demiş? Base URL. Aynı adresi birebir kopyalıyorum. Bakalım mantığı anlayabilirsek kendimiz web servisi de üretebiliriz. Birebir aynısını kopyalayın arkadaşlar siz de. sukai.github.io/retrofit sayfasından. Builder nokta build demiş. Bu yazımla arkadaşlar, şu yazım aynı. Retrofit nokta builder. Builder bir diyelim eşittir nif retrofit nokta builder nokta base yörel nokta build. Tek satırda yazabilirsiniz. Ama nesne olarak çağıracaksınız daha sonra. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Her iki kullanımda aynı iş. Yani bu işi bu şekilde tek tek metot olarak da yazabilirsiniz. Nokta diyerek diğer metotlara da tek satırda erişim sağlayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım biz. Tek satırda yapalım yine. Yanlış yere yazdık. İsmini builder diyelim. Tek satırda bağlanacağım web sayfasının tanımlamasını yaptı. Şöyle not düşelim o zaman. Web servisi için çağrılacak adresi builder içerisinde base URL metodunda tuttuk. Bir bakıyorum başka neler var. Java üzerine interface yazın diyor. Şöyle yeni bir interface üretelim o halde. İnterfeysin ismi GitHub Service demiş. Hocam GitHub Service onu yazdık. GitHub Service isminde bir interface üretelim. Nif Java class diyeyim. Buradan interface'i seçin. Ne yazıyor? GitHub service. Tekrar gösteriyorum. Pakete sağ tıkladınız. Nif Java class dediniz.
Şimdi interface olarak değiştirin. Name'i GitHub Service. Okey dedim. Bakınız normal class'lar C ile ifade ediliyor. İnterfeysleri ise I ile. Mesela siz bu yeşil kavramı biliyorsunuz. Div.onClickListener. OnClickListener bir interface'tir. Bu kavramı zaten biliyoruz. Başka ne demiş? Şu kısmı birebir kopyalayayım. Bakınız kırmızı yazıyor değil mi? Bunları henüz import etmediğim için bu şekilde yapıyor. Retrofit2.http.pet class'ını import edecek. Alt enter dedim, esin. Retrofit2.http.get diye bir sınıf varmış herhalde. Bunu da alt enter'a basıp import ettim. Bu repo nedir? List içerisine ya da array list içerisine biz ne yolluyoruz? Object yolluyoruz. Demek ki bu repo diye bir object var. Değil mi? Bu at get dediği nedir? Anotasyonlarda kullanılan isimlerden biri. http.get diye. Bakınız get'in üzerine tıklayın. Kontrole basılı tutup tıklayın. Get bir interface'miş. Başında at var. Java'nın anotasyon konu başlıklarından biridir bu etli kullanımlar. Şunlara biz anotasyon diyoruz, şu etli kullanımlara. Biraz ileri seviye aslında şu et nedir diye sorsak interface, get diye bir interface varmış. Bunu kullanacağız birazdan. Ben şu an şunu fark ettim arkadaşlar. Et get diyorum ya. Benim Volley kütüphanesinde request.method.get request.method.post'a denk geldiği bir kavram. Değil mi? Ben öyle fark ettim şu an. Kullanmadığım halde böyle düşünüyorum. Buraya bir ekleyin bakalım ne olacak. Evet devam edelim. Bakalım ben şimdi şunu da merak ettim. Pet ne demek? Pet'i tıkladım. Bu da bir interface. Bu interface'in de varsayılan bir boolean değeri varmış herhalde. Biraz bu klasları karıştırmak lazım. Nerede ne var? Hangi amaçla kullanılıyor? Anlamaya çalışalım. Şimdi main activity'ye tekrar döndüm. Builder diye bir nesne üretmiştik. Bir de GitHub Service diye bir interface ürettik. Bu interface'i oluşturduktan sonra artık GitHub Service'i kopyalıyorum. Ve yapıştırdım bir alta. Retrofit nokta create. Ama ben retrofit'in ismini builder demiştim. Builder nokta create olarak değiştirdim. Bakalım servisin neyi var? Nokta dediğim zaman list repo. Bu list repo nereden geldi arkadaşlar? İnterface'in içerisinde böyle bir ne var? Metot ismi var. İnterface'lerin özelliği ne? İnterface'leri class'lardan ayıran özellik nedir? Class için yazmıyorduk ya metodu sanırım şeyde yazıyorduk. Yani interface'in içine yazmıyorduk da class'ın içine yazıyorduk. Interface şunu ifade ediyor mu? Class'ta bir şeyi nasıl kullanacaksam kendim üretiyorum. Ama interface'de şunu belirtiyorsunuz. Örnek verecek olursak. Kurt adam üreteceksiniz. Kurt ve adam class'larınız var. İkisi de class değil. Biri interface. Ya da ne diyelim? Yarasa üret kurt vampir. Adam. Vampir üreteceksiniz. Yarasa interface ile insan class'ını birleştirdiğinizde ortaya vampir diye bir sınıf çıkıyor. Ama vampirin uçma, ısırma gibi özellikleri interface'tir. Bir interface'in üzerindeki metotları çağıracağınız sınıf üzerinde oluşturursunuz. Yani interface'de şu bulunur. Yarasanın uçma özelliğinin, yarasanın ısırma özelliğinin olduğu belirtilir. Sadece metodun ismini yazarsınız interface'lerde. Ama interface'lerde
bir metodun nasıl kullanacağını belirtmek istiyorsanız bunu çağırdığınız klas üzerinde tanımlarsınız. Yani interface'i sadece metot ismi bulunur. İçerisinde kod yazmazsınız. Sadece metodun ismi olur. Kullanacağınız klasta o metodu doldursunuz. İstersek doldurmayabiliriz. Aynen. Klasta şimdi şöyle bakalım ne demiş bir aşama sonra. Bir alttakini de kopyalıyorum. Bunu da bir alta ekleyelim. Call neymiş? Kontrolü bastım. Bir şey gelmiyor. List'i biliyoruz. List class. Repo'da bir class. List tipinde bir generic. Service.listrepo. Bakalım bir aşama sonra ne demiş? Request metotlardan bahsetmiş. Retrofit üzerinde get, post, put, delete, head gibi işlemler yapabiliyorsun diyor. Yani biz Volley'de ne kullanıyoruz? Request.method.post get. Bunları request method olarak tanımlamışlar. Add get yazarsan sayfayı get tipinde istekte bulunursun demek. Bakalım post var mı? Yanlış olmasın. Evet, bir de post var. Ben buradan doğrudan request metodun karşılığında olduğunu direkt anladım. Get ile yazdığı için. Şu sayfayı get et. Get tipinde istekte bulun. Demiş. Bazen header kullanmanız gerekebilir. Header manipülasyon demiş. Header ise şu demek arkadaşlar. Web sayfasında user agent belirtebilirsiniz. Web tarayıcısı gibi algılatabilirsiniz. Ya da bazen tokenlar ürettiğiniz zaman tokenlar header içerisinde belirtilebilen kavramlar. Yani bu sayfayı doğrudan herkes açamasın. Belirli bir izin almış, özel bir şifre üretmiş kişiler bu web sayfasına erişsin derseniz header içerisinde bunları belirtebiliyorsunuz. Özel kavramlar tanımlanabiliyor. Bunun haricinde hem header hem de get tipinde iki tipi de belirtebiliyorsunuz. Bu güzel. Mesela bu Volley'de olmayan bir özellikti. Ben header'e ekstra belirtemiyorum diyebiliyorum. Bir de bu ne demek? Buna da bakalım. Converter factory demiş. Guessing factory nokta create. Aynı zamanda içerisinde Jackson kütüphanesini barındırıyormuş. Jackson kütüphanesi. Jackson kütüphanesi de Jackson verileri parçalayıp serialize, deserialize etme işlemini sağlıyor. Jackson kütüphanesi ise XML'de bu işlemi yapıyor. XML tarafında parçalayıp deserialize etme gibi işlemler. Moshi demiş. Burada az önce bunun ismini de duymuştuk. Evet, bunu bir kopyalayalım bakalım. Ne yapacak bu? Az önce yaptığımızda farkı ne? Bu builder'ı kullanmış. Araya add converter factory eklemiş. Guessing factory nokta create. Bunu yazmaya gerek yok herhalde. Az önce şurası da aynı. Şurayı silin komple. Bunları yazmayın. Son yapıştırdığımı eklemeyin. Ben şurada ne kullanabiliyorum? Service nokta list repo. Burada ne diyor? User ID mi istiyor? List repo string user. Bakalım benim repo adresimi yazayım. Bakalım bu ne yapacak? Bir de nereye gidecek bu değerler? Bir de repo diye bir class üretmem gerekiyor değil mi? Şuradaki büyük harfle başladığı için bir class olduğunu anlayabiliyoruz. Repo diye bir class örnekte göstermiş mi? Repo class'ı içerisinde neler var?
bakalım. Örnek kodları vardır retrofit içerisinde. GitHub'a bakalım. SQL retrofit sample var. Sample içerisinde. Şöyle örnek kodları eklemiş ama anlayabileceğimiz formatta var mı? Bir Google'u tekrar açalım. GitHub service repo. Repo.java. Bu olabilir mi? Bunu bir kopyalıyorum, bir denemek istiyorum. Daha basit bir çalışma bakalım bence. Burada diğer klasları da erişim sağlıyor. İnternetten farklı bir örnek bulalım. Bu örnekte kodları vermemiş. Repo diye bir klasımız elimizde olmadığı için bunu net göremiyorum. Başka bakalım. Retrofit Examples. Şöyle bir şey yaptı. Tekrar bir denemesini yapayım. Bir dosya indirtti. Load changes. Daha basit hazır bir JSON formatı var mı? Ona bakmaya çalışıyorum. Bu siteyi arkadaşlar öneririm. Ben bu siteyi çok kullanıyorum, çok faydalanıyorum. Android'de çok güzel örnekler var. Androidheal.info. Bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel örnekler yapıyorlar. Yani bu bilgiyi bir yerde öğrenecekseniz Android üzerinde güzel çalışmaları Androidheal'de bulabilirsiniz. Bence burada çok güzel anlatmış. Activity sınıfı adapter model üretmiş. Bir de REST diye bir class. Retrofit'in dokümanını da çok güzel anlatmamış. Ben pek anlayamadım. Bunları bir siliyorum. Pek bir şey anlayamadım. Retrofit builder'ı muhakkak kullanmam gerekecek. Bunu anladım. Bir interface üretmem gerektiğini anladım. Getter setter'ları tek bir class'ta topluyorlar. Şimdiye kadar bunları anladım.
Öncelikle internet bağlantısını yazmam gerekiyor. Manifesti açtım. Bence şuradan yapalım arkadaşlar. Android Hub info'yu açın. Şu başlığı yazarsınız, birlikte bu çalışmayı yapmaya deneyelim. Bakalım ne yapmışlar. Çıktısı ne hocam? Ne yapmış? Çıktısı bu. Böyle bir çıktı sağlıyoruz. Şimdiye kadar bizim yaptığımız... Recycle Build'da custom satır görüntüsü üretip bunun JSON formatında parçalayarak göstermiş. Şimdiye kadar yaptığımız bir şey aslında. Bildiğimiz bir şey. Yani üyelerin paylaşımlarını listele. Her paylaşımın satırı custom ediliyor. JSON'ı parçaladığınızda size şöyle bir çıktı sağlıyor. Şöyle bir token falan üretmişler bir yerden. TMDB demiş. IMDB'nin API servisi herhalde bu. Belli bir evet. T-Mobi DB.org'dan bir API hizmeti almış. D-Mobi database. Converter JSON. Bunları da ekleyin arkadaşlar. Retrofit bir de gelsin demiş. Yavaş yavaş artık bir şeyler şekillenmeye başladı. Bu implementasyonu sildim. Retrofit internet sitesinde 2.5.0'dı. Yine 2.5.0 kalsın. Converter gelsin de aynı şekilde 2.5.0 yapalım. Synchronize now diyelim. Dikkat edemedim, kusura bakmayın. Geçen yıl yazmışlar makaleyi. Compile olarak değil de implementasyon olarak değiştirmeniz gerekiyor. Synchronize edebiliriz şimdi. Şu hatayı veriyor. Call ve liste bulamıyorum diyor. GitHub Service class'ını siliyorum. İnterfeysi siliyorum. Yoksa build edemedik. Kullanmadık henüz. İnterfeysi silin. Tekrar rebuild edin, düzelecektir. Şu satırı da silmek gerekiyor. Bunları kaldırıyorum. Tekrar rebuild edelim. Ya sadece retrofit satırı kalsın. Bende de oldu herhalde. Evet, o satırları kaldırdınız. Sadece retrofit satırı var. Şu an kullanabiliriz herhalde. İnternet bağlantısını da aldık değil mi? Manifestleri lütfen ekleyelim. Android permission internete ekleyin arkadaşlar. Sitede zaten aşama aşama bunları göstermiş. İnternet bağlantısını da sağlayın diyor. Yeni bir model class üretin diyor. Bizde API key olmadığı için şuradaki API key kullansak olur mu? Yazdıracak herhalde bize. Neyse, olmadı, PHP tarafında kendimiz de bir API oluşturabiliriz. Anlamaya çalışıyorum. Critic Model Class. Movi diye bir class oluşturmuş. Movi.java dosyasını biz de üretelim. Yeni bir paket üretiyorum. Activity. Yeni bir paketi üretiyorum. Model. Activity içerisinde main activity taşıdım. Model içerisinde Java class Movi class'ın içerisindeki kodları komple package'den itibaren kopyaladım. Şimdiye kadar bilmediğiniz bir şey yok burada. Kapsülleme yaptık. Get set metotları ekledik sadece. Serialize name diyor. Evet, burada da bir anotasyon var. JSON kütüphanesine ait bir anotasyon. Buraya kadar tamam herhalde. Şöyle demiş. MobiResponse.java class'ı üretmek zorundayız demiş. Böyle bir ihtiyacımız var demiş. O halde onu da bir üretelim. Bu da bir modelmiş. Getter setter değerleri içeren. Yeni bir model daha üretelim o halde. Java class MobiResponse. Package'den itibaren komple'yi kopyalıyorum.
değiştirelim. Rename file. Movies response. Evet, şimdiye kadar iki tane model ürettik. Creating retrofit instance. Retrofit'in bir örneğini almak, bir kopyasını elde etmek demiş. API client Java diye bir sınıf üretim diyor. O zaman şöyle yapalım. Helper içerisine mi ekleyelim? Helper class'ı açın. Helper class'ı içerisine yeni bir Java class. API client olsun ismi. API client içerisine import'tan itibaren kopyaladım. Şöyle yapıştıralım. Evet, define endpoint demiş. API interface. API interface Java demiş. O zaman interface diye bir paket üretiyorum. Interface paketinin içerisine ne demişti? API interface paketten itibaren kopyaladım. Import satırlarının hepsini aldım. API interface içerisine ekledik. Movi response'u niye bulamadı? Çünkü böyle bir import satırı bizde yok, değil mi? Bunu siliyorum. Movies response bende paket ismi farklı olduğu için bu nedenle kızıyor. Burayı sildim. Movies response'u alt enter'e ekledim. Yani projenin paketi farklı olduğu için hata veriyordu. Tamam. Şuradan illa bize bir API key aldırtacak herhalde. İlk isteği eklemeyi diyor, üretmeyi söylüyor. Main activity'ye gelin. Burası tamam mı? API interface var, tamam mı? Şimdi main activity kısmında API key demiş. Şu ikisini bir kopyalayalım. Main activity içerisine yapıştırdım. Retrofit'in dokümantasyonu bize pek faydalı olmadı anlaşılan. OnCreate'de ne varsa hepsini bir kopyalıyorum. Şurayı artık kaldırıyorum. Bunlara da gerek yok ilk yazdıklarımıza. API interface'i, API client'ı, Movi response'u, Movi'yi. Yanlışlıkla alttakini seçmeyin arkadaşlar. Farklı sınıfta da Movi class'ı var. Üstteki model olanı seçin. Evet, bunların hepsini de ekledim. RecyclerView. RecyclerView'u import edin demiş. Şurayı da RecyclerView'u da kopyalıyorum. İmplementasyon. Burayı arkadaşlar 23.3 sıfır diyor ya. Projenizde kaç yazıyorsa orayı kopyalayıp buraya yapıştırın. Senkronize et dedim. Şurası arkadaşlar. Buraya ekledik. Yani 11. aşamadan bahsediyorum. Compile olan kısmı implementasyon olarak değiştirip sürümü de değiştirip eklediniz. Color XML'i açın diyor. Color XML'i de birebir kopyalıyorum. Aynısını yazalım. Bu star XML dosyası üretmiş. Drivable klasörü içerisinde vektör formatında. Bunu da dahil edelim.
Drivable'a sağ tıkladım. Start.xml ekleyelim. XML satırından sonra yapıştıralım. Böyle vektörel formatları siz de üretebiliyorsunuz. Rengini değiştirebilirsiniz. Start diyoruz. Evet, mesela şuraya tıklayın. Paletten rengini değiştirebilirsiniz örneğin bunları. Star XML ürettik. Başka. List item movie klasının layout'ını üretmiş. List item movie nokta XML dosyası layout içerisine ekleyelim. Şöyle bir satır görüntüsü üretmiş. Bayağı uzun uzun aşamaları yazmışlar. 15. aşamaya geçtik. Movies Adapter. Adapter paketi üretelim. Movies Adapter klasını ekleyelim. Importları komple dahil ediyorum. Bu da güzel oldu. Ne? Bir şeyden, hani siteden böyle kodları alıp bir uygulama yapmak zorunda. Aynen. R class'ını import edelim. Movies adapter'ı da tamamladım. Main activity. Main activity'nin son halini göndermiş. On create'den itibaren komple böyle bir tekrar kopyalıyorum. Main activity'yi son olarak tekrar düzenlememizi istiyor. İçeriğini değiştirdim sadece. Recycle view. Şuraya kızdı. Movies Recycler View. Böyle bir dosya yok ki. Şu olması gerekmiyor mu? List item movie. Tamam. Çözdüm. Recycler bir nesnesini, referansını activity main içerisinde eklemedik. Kodda da göstermemiş. Burayı sildim. Relative çektim. Main activity'nin layout'ına geldim en son olarak. Bir tane recycle view nesnesi ekliyorum. Bu nesnenin ID'si de main activity'de belirttiğimiz movies recycle view. ID'sini değiştirdim. O zaman hata da kalkacak. Bu arada şuraya erişim sağlayabiliyor musunuz? Maili göndersem değiştirebilirsiniz isterseniz. Lab 09 öğretmen. Hepsini adaptörde hata vermiş. Açmıyor. Efendim? Adaptörde hata vermiş. Hangi adaptörde? Movies adaptör. Başka adaptör yok zaten. Şu ağır dosya hata veriyor. R'yi silin oradan. Yani şu kısmı silin arkadaşlar. Bakalım neredeydi? 14. Info nokta Android Hub satırını silin. Evet. R'yi daha sonra ben kendimi import ettim. Ben de R'yi import edemiyorum. Şöyle kontrol boşluk yaptım sonunda kendimi import ettim. O zaman düzeldi. API anahtarına kadar geldik bakalım. Şunu bir kopyalayalım.
Bunu nereye yazacaktık? En üstteki. Şuraya değil mi? Deneyelim bakalım ne olacak. Ticari olarak kullanınca belki ücret talep edebilirler. Geliştirici olarak deniyorlar. Evet, bir şeyler geldi. Bayağı bir şey geldi. Şimdi bizim burada çektiğimiz verileri nasıl parçalayabilmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor aslında. Yani şunu yapacağız. Bu API client'te neler var? Şu adrese git. API interface'te neler var? Mobius. Top rated. Onları seçebiliyorsunuz oradan. Evet. Bu sayfalara erişim sağlıyor. Örneğin şöyle diyelim. Fenaymış. Bunu kopyaladım. Hangi halde? Yani şu JSON formatı ben gidip PHP tarafında kendim üretirsem aslında hocam, hiç API token'a falan hiçbir şeye ihtiyacım olmaz. Yani şuraya localhost yazarım. Base URL kısmına. Bakınız şu kısım, en üstte gördüğünüz 3'e kadar olan kısım benim şimdiye kadar yaptığım localhost kısmıydı. IP adresimi yazıyordum. Sonrasındaki kısım Movi kısmı nerede var? Movi. Yani şuna gerek var mı? O şey hocam, o yıldız vardı ya, hatırlıyor musunuz ya? 8.9 puanı var ya. Evet. O kısmı. Top rated. Top rated. Bakalım, arayalım bakalım. Tabii geliyor. En yüksek oy alan seçenekleri gösteriyor değil mi? Hı. Şurada geliyor mu o kısım? O var mı? O var. Güvenli adresi değil mi hocam? Tamam, çözdüm. Şimdi ben bu formata uygun kendim bir şeyler üretebilirsem, yani mesela şu web sitesinin şu olduğunu düşünün. Şimdi bu 3 olan kısma kadar benim web sayfam, sunucu adresim mobi/top-rated kısmı, burası ise benim web servis sayfam. Bu web servise herkes erişmesin diye belirli bir güvenlik mekanizmasından geçiyor. APK bu karmaşık rakamlara birebir aynısını yazmazsanız bu sayfaya doğrudan erişim sağlayamıyorsunuz. Bu da web servislerin güvenliğini arttırmaya yardımcı olan bir yöntem. Bakınız doğrudan ben buraya erişemiyorum. Lütfen diyor bir API key alın. API key aldıktan sonra belirli kullanıcı buraya giriş yapabiliyor. Aynı zamanda buradaki API key şunu da sağlıyor. Eğer siz buraya API key yazarak erişim sağlıyorsanız, buradaki JSON formatı görebiliyorsanız, arka planda bu API key'e sahip olan kullanıcının bilgilerine erişim sağlayabiliyorlar. Yani ben size database'i açıyorum ama benim database'ime kimler erişiyor? Bunu görebiliyorlar. Bu random özel üretilmiş key sizin mail adresiniz, şifrenize denk geliyor. Bunun haricinde sizin cep telefonunuz, numaranızı da biliyorlar. Yani güvenlik kısmında log tutuyor hocam. Bu sayfaya kim erişiyor? Gerçekten böyle bir tabloda log tutuyor. Güvenlik amacında bu değerleri aslında bir nevi şey arka planda saklıyorlar. Pakete göre kaç tane sorularım diyeceğim. Tabii tabii. Mesela şunu da yapabilirler. Bu API key sayesinde, buraya belirttiğim key sayesinde benim user ID'mi yakalıyorlar. Belki diyecek ki şimdiye kadar 500 kere istek bulundun. 501. istekte benden para talebi edebilir. Yani bu web servisi bana sağlıyor. Hayrına sağlamıyordur herhalde. Şu an bize developer çok güzel hesabı olarak geliştirici test etmek amaçlı veriyor. Ama ben bunu ticari olarak kullanmak istiyorsam ben de büyük ihtimal para talep edecektir. Böyle hizmetler var. Benzer şekilde data center. Mesela ne vardı? Sinema.com var mesela. Çok beyaz parmak.com var ya. Belki onlar olabilir. Bunun haricinde IMDb. O da olabilir. Bir de hocam şey var. Masaüstü konular var böyle mesela. Ne yapıyorsunuz? Film arşivi yapıyorsunuz mesela. Tüm bilgileri filmini çekiyor size diye kulak. Masaüstünde.
Günlük olarak hava durumlarını gösteren böyle bir yabancı bir site vardı. Orada bayağı büyük. Net ismini bilmiyorum. Geçenlerde siz göstermiştiniz herhalde. Evet. Orada da mesela ücretli olabilir bu iş. Çünkü bütün uygulamalarda ben onu görüyorum özellik olarak. Belli bir istek sonrasında ücretsiz olabilir. İşte ayda 10 bin, 100 bin çağrıdan sonrası ücretli. Bundan sonra iş daha kolay arkadaşlar. Ben şimdiye kadar şunu mantığı çözdüm. Burası benim lokal hostum ya da IP adresim. Buradan sonrası benim PHP sayfam. Bu PHP sayfasına istekte bulunabilecek özel kullanıcının key'i. Her kullanıcıya benzersiz bir key üretiyor. Şimdi ben bu sayfa içerisinde şu JSON'ı görüyorum ya. Ben bu JSON'ı parçalayabilirim. Ya da benzer şekilde ben de bir JSON dosyası üretebilirim. Bakınız page 1 demiş. Page bu ne demek? Sayfaları göstermiş aslında. Bir de toplam sonuç sayısı demiş. 6533. Toplam sayfa sayısını vermiş. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Result kısmı. Sonuçlar aslında şurada gördüğümüz değerler result'tan dönen değerler. Mesela şuradaki bir ismi yazalım. Yani bana gösterdiği kısım şurası değil mi? Result parantez içerisinde JSON array üretmiş. Şimdiye kadar bizim yaptığımız işlemin aynısı. Ben şunu yapacağım. Buna benzer bir şekilde kendi JSON formatı üreteceğim. Yarınki derste de kendi belirttiğim class'ta bir sayfaya erişim sağlayıp benzer bir şekilde retrofit kütüphanesiyle giriş kayıt işlemlerini yapmayı örnek göstereceğim. Şöyle bir şey bilmiyor muyuz? Ya da listeleme olabilir. Benzer bir formatta gider bu siteden çekmeyiz de kendi yapımızı üretiriz. Kendi yaptığımız yapıyı parçalamayı görürüz. Mesela ilk 25 tanesini gösterip altta mesela daha göster. Bu başka Recycling. Bir kutuplarda bulunuz. Recycling. Daha fazla göster, daha fazla göster. Recycling. Evet. Ama burada öncelikle şu token mekanizmasını açmamız gerekiyor. Burada ise ne demiş? Movie ID. Eğer bir filmin ID'sini biliyorsan şöyle ID'sini doğrudan belirtip evet ID'sini belirtip şuraya yazabilirsin. O filme ait değerleri getirir. Evet o filme ait tüm değerleri getirir. Yani şuraya tıkladığın zaman detay sayfası üretirsen yine bu JSON formatı parçalarsan ona göre değerleri yakalayabilirsin demektir. Yani web servis mimarisine en uygun şekilde retrofit'in kullanabildiğini ben şu an fark ettim. Yani voley kütüphanesiyle çok basit işler yapabiliyoruz ama bu şekilde interfaceler üretip haberleşmeyi sağlarsak daha uygun bir şekilde yapıyı üretebiliriz. Retrofit'te bu mimariye en uygun şekilde kodları üretmişler. Yani bunu tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Burada mesela şu değerleri söylüyor ya bize. Evet. Bu mobil klası içerisinde olan kısımlar şuradan geliyor. Bu JSON içerisinde olan değerleri eklemişler. Yani JSON parçalamakla uğraşmıyorlar. JSON'un yolunu göstermiş. Bakınız. Mesela bir değer söyleyeyim burada. Hocam mesela resim post işte bakın. Logopet var. O altta 200 satır. Şu mu? Yok hocam. O bir şey. Mesela postal pet var mıydı? O büyük ihtimalle şuradaki... Evet. Görünen resim. Resim niye görünüyor burada hocam? Resmi düşünün arkadaşlar. Postal pet diyor ya. Burayı kopyaladım. Şurada bir aratalım bakalım. Gerçekten öyle bir değer var mı? Evet. Yani şu et serialize name diyor ya arkadaşlar. Aslında bu JSON parçalama işlemi yapıyor. Bizim uzun uzun string response içerisinde JSON object, JSON array yeniden bir JSON object yapmamıza gerek kalmıyor. Bunu da sağlayan Google'ın JSON kütüphanesi. Yani bu bize zaten bunu sağlıyor. Bizim tekrar bir JSON parçalama ihtiyacımız kalmıyor. JSON kütüphanesi bunu sağlıyor. Siz sadece getleri setleri yazıyorsunuz. Bu serialize name'leri yazıyorsunuz yeterli. Hocam peki şöyle bir şey değil mi? Ufak bir uygulama yapalım bununla alakalı. Biz sadece listeleme yapsak bence yeterli. Ya da bir post işlemi giriş kayıt yapabilirsek benim bugün web servis yapısını oluşturmam gerekecek. Yarın da yaptığım web servis yapısını sizlere anlatabilecek şekilde getiririm. Bu gayet karışık duruyor şu an bu haliyle bile.
JS'ini parçalamayı görmüyoruz biz. Zaten onu parçalamaya da gerek kalmıyor. JS'in kütüphanesi bizim için sağlıyor. Bunun haricinde bakıyorum başka bir şey var mı? Yok. Az önce Mobius Response nerede geliyordu? Şuradaki sayfada Top Rated kısmında page var. Toplam sonuç sayısı var. Toplam sayfa var. Onlar da şuradan zaten geliyor. Bu yapı bizim için daha kolay olacak. Başka bakalım ne var? Yani ne kadar web servis sayfanız varsa API interface içerisinde bunların hepsini kopyala yapıştır. Böyle satır satır ekleyeceksiniz. Hangi web sayfaya gidecek? Şimdiye kadar ne yapıyorduk? Bir tane class üretmiştim. 4-5 tane PHP sayfasını o class içerisinde değişken gibi çağırıyordum. Gerek yok. Burada zaten sağlayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken göndereceğiniz web sayfasının adresini nerede API client'te tanımlıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bu işte bizim için basite indirgemişler. Hocam API interface'te modeli çağırıyor değil mi? API interface'te modeli çağırıyor. Bizim web sayfalarımızı çağırıyoruz. PHP sayfaları düşün. Mobil çağırıyoruz. Modellerimizi çağırıyoruz. Yani bundan model sayfa. Modeli üstünüz. Onunla böyle çağırıyoruz. Doğru mu? Şunlar sayfa. Bunlar web sayfaları. Grafik satır. Mobil response diyoruz mesela hocam. Tamam. O bizim modelimiz değil mi? Modeli çağırmıyor muyuz? Şu satır şunu sağlıyor. Git gerçekten bu web sayfasını aç. Evet. Burayı aç. Bu açtığın web sayfasındaki JSON'ı parçala. Bunu Mobile Response modelinde sakla. Ondan sonra o zaman şöyle basit bir şey yapıyorum. Tek yaptım sadece şu olsun. Şimdi buraya kadar biz bu sayfaya eriştik değil mi? Şimdi hangi sayfaya gidiyorum? API client içerisindeki şu sayfaya gidiyorum. API interface'lerinde gideceğim sayfaları belirtiyor. Ben artık şunu değiştireceğim. Top rated diyor ya. Bu bana JSON dönüyor. Bu JSON'ı kopyaladım. Bakınız ne yapacağım. İşi sizin için daha kolay hale getireceğim. PHP kısmına gelelim. Şurayı bir siliyorum. Bundan sonrası bizim için daha kolay olur. Yani sadece PHP tarafında JSON modeli üretmek kalır. Ne diyelim? MobileDB. RESTful diyelim. REST API. Bu sayfanın ismi neydi? Mobile Top Rated. Top Rated PHP sayfası üretiyorum. Buraya JSON'ı yapıştırdım. Bunun haricinde başka hangi sayfa var? Şöyle bir bakalım. Mobius ID var bir de. Herhangi bir Mobius ID ekleyelim. Evet, bunu da Mobius ID PHP olarak değiştiriyorum. Yapıştırdım. Zampu açtım arkadaşlar. Apache'yi start edelim. IP adresi ne? Bakalım. IP config. Kopyaladım. API client'ı açtım. Artık bu adrese gitmeyeceğim. Ve bir yorum satırına çekelim öncelikle. Şu adrese gitmeyeceğim artık. Bu adrese gideceğim. HTTP 2.3 üst üste 8081/. Bunun haricinde API interface'e geldim. Artık bu sayfalara gitmeyeceğim.
Nereye gideceğim? Açalım tekrar şurayı. API client. REST API top rated. REST API slash top rated içerisine gideceğim. Burası Mobi kısmı neydi? Mobi ID. Tekrar bir çalıştıralım. Artık orada token üretmeye de gerek yok. O token'a bağlamanıza gerek yok. Herkes tarayıcısında, projesinde bu adresi ve bu interfaceleri yazarsa benim bağlandığım sayfa karşınıza gelir. Şimdi mesela ben en üstteki değerin başlık yazısını değiştirirsem, bu açtı mı bu arada? Şöyle değiştiriyorum arkadaşlar. Top rated'ı değiştirelim. Dille başlıyordu herhalde, değil mi? Tekrar çalıştırıyorum. Evet, oraya ne yazdıysam geldi. Ben artık o JSON formatı PHP tarafından database'den çekersem şuradaki değerleri sürekli ne yapabilirim? Retrofit içerisinde çağırabilirim. Artık API key yollamama da gerek yok. Yani şu değer olmasa da, main activity'deki değer olmasa da lokalde çalıştığım için tekrar yine erişebilirim diye tahmin ediyorum. Getirmedi. Evet, şöyle bir sorgu yazmışız. Eğer boşsa bu işlemi yap, doluysa bu işlemi yap diye. Neyse, biz yine ekleyelim. Normalde ama şu an lokalde çalıştığım için bu değere ihtiyacım yok. IP'niz kaç hocam? 31 32. Evet, lütfen herkes denesin. 10.1.914. Bir de API interface'i şu sayfaların birebir aynısını yazın.